Merhabalar, Trip by Wyndham Otel'in Rus'undaki El Alem Restoran'dayız. Malum kötü bir süreç yaşadık ve tüm restoranlar 2,5-3 aya yakın kapandı. Ve şu andan itibaren de yeni yönetmelikte restoranlar hizmeti vermeye başladı. Biz de bu yeni hizmette restoranlar neler yapıyor bunları öğrenmek için El Alem Restoran'ın yiyecek içecek müdürü Bulut Bey'den bilgiler almak istedik. Bulut Bey merhabalar. Merhabalar. Şimdi burası çok güzel bir mekan. Teşekkür ederiz. Körfez manzarasına sahip. Birazcık bu süreci anlatır mısınız? Neler oldu? Dünyada ve Türkiye'de gelişen bu global bir salgında biz de etkilendik. Turizm sektörü hem oteldeyiz hem ayrı bir restoranımız var. En çok etkilenen sektörlerden biri olduk. Biz bir süredir kapalıydık. Hem otelimiz hem karşı kafeteryamız hem de restoranımız. Fakat otelde biz sağlıkçılara sponsor olduk ve sağlıkçıları da sağlık personellerini ağırladık burada memnuniyetle. Yeni açtık. Otelimizde yavaş yavaş hareketlenmeye başladı. Restoranımız da hareketlenmeye başladı. Bu süre zarfında da biz boş durmadık. Gerekli önlemleri aldık. Onlar için çok çalıştık. Sosyal mesafelerimiz, hijyen kurallarımıza uygun şekilde restoranımızı açtık. Biliyorsunuz birçok restoran ya da işletme eleman çıkarttı. Evet. Bayağı sıkıntılı süreçler evet. oldu. 100'e yakın herhalde bir personelimiz evet, var. Evet, 100'e aşkın personelimiz var. Ne oldu bu personel? Biz hiçbir personelimizi yarı yolda bırakmadık. Hiç kimseyi işten çıkartma veya iş aktifesine gitmedik. Bütün personelimize devletimizin de desteğiyle sahip çıkmaya çalıştık elimizden geldiğince. Şu an 3 ay önceki kadromuz neyse şu anki kadromuz da bizim aynı şekilde devam ediyor. Hatta eklenen arkadaşlarımız bile oldu bu süreçte. Daha önce burada eğlence falan oluyordu. Evet. Müzikli. 90'lar, evet. 80'ler konseptiyle çalışmalar evet. yapıyordunuz. Peki şimdiden sonrası nasıl olacak? Şu an biz biraz daha ağırlıklı restoran şeklinde gidiyoruz. Zaten restoran konseptindeydik ama müzik ve eğlence ekliyorduk bunun yanına. Yeni nesil meyhane günleri veya farklı bir 80'ler, 90'lar konseptleri yapıyorduk. 2000'ler konseptleri yapıyorduk. Bunları şu an ara verdik. Bizim cumartesi günleri canlı müziğimiz hala devam ediyor. Rezervasyonlu bir şekilde restoran olarak devam ediyor. Yemek müziği yapıyoruz. Akustik şekilde canlı müziğimiz devam ediyor. Menüde bir fiyat artışı falan oldu mu? Hayır. Bizim menü fiyatımız burası açılmadan önce, El Alem'i kurmadan önce benim alakart restoran olarak geçiyordu burası. O menüm hala aynı devam ediyor. Fiyatlarım da, ürün çeşitliliğim de aynı devam ediyor benim. Hiçbir şekilde zam geçişi yapmadık. 3 ay önceki kapasiteyle şimdiki kapasite değişmiştir. Ne oldu? Yani %40'a yakın, belki de %50'ye yakın bir azalma oldu. Biz sosyal mesafe yüzünden aralardan masa çıkarttık, sandalye eksilttik. İnsanlara bir masa dolu bir masa boş şeklinde oturtmaya çalışıyoruz. Yani benim kapasitem, oturma kapasitem 130-140'lardan şu an 70'lere, 80'lere düştü. Ona rağmen de fiyatta artış yapmadık. Evet, yapmadık. Ama sonuçta bir dönem sonra olacak. Yani ilerleyen günlerde ne olur ne biter bilmiyoruz ama şu anlık da düşünmüyoruz. Ama ilerleyen süreçte de eğer yapmak zorunda kalırsak mecbur yapacağız. Ama yine de afaki rakamlar konuşulmayacak. Servis esnasında personeliniz ne yapacak? Nasıl servis edecek? Biz personelimize de misafiri düşündüğümüz kadar personelimizi de düşünüyoruz. Personelimizin gerekli kıyafeti, siperliği, eldiveni, maskesi. Gerçi eldiven şu an yasaklanmış durumda. İlk başta eldivenle başladık ama şu an dezenfekte ediyoruz personellerimizi. Biz tek kullanımlık ürünleri çok fazla kullanmaya başladık. Misafirimiz isterse porselen, cam kullanabilir. Eğer hayır ben tek kullanmak istiyorum derse onun da muadilleri mevcut elimizde. Menüyle alakalı elektronik menüye geçiyoruz şu an. İnsanlar isterse direkt telefonundan menümüze ulaşabiliyorlar. Eğer istemezlerse benim personelim, kendisi servis personeli misafirimize menümüzü anlatıyor. Gerçekten yeni bir düzene geçtik. Evet. Eğlence düzeni de değişti. Evet. Yemek düzeni de değişti. İnşallah bu günleri de atlatacağız. İnşallah. Artık yeni düzene de alışacağız. Öyle görünüyor. Ve güzel, herkes üstüne düşeni yaptığı zaman tabii. zaten burada sıkıntılar kalkacak. İnşallah. Güzel bir mekan. Ben keyif aldığım bir mekan. Buraya gönlünüz rahat gelebilirsiniz. Ve fiyatlarda bir artış olmuş. Hizmet kalitesi aynı. Biraz daha tabii az kapasiteyle çalışacaklar. Masa düzeni olarak. Ama olsun. Yine de keyif alacağınız bir mekan. Buyurun gelin. Hoşça kalın.